11 Ocak 1107. Aşnak Muharebesi. Karşımızda Türkler var. Düşman ordusunu şu an göremiyoruz. Ama ilerlemeye devam edeceğiz. Bizans kampanyamın 50. turu. Genel savaş numaramız olarak da 428. savaş. Hoş geldiniz. Okçularımızı bir ilerletelim bakalım. Şöyle gelin. Oyun hediyesi etkinliğinde de 9. haftanın 3. savaşı oluyor bu. Düşmanı şu an göremiyoruz ama biz ordumuzla şöyle tepelik bir bölgeye çıkalım. Atlar da buraya gelsin. Evet. Bildiğiniz üzere Türklerle olan savaşımız devam etmekte. Kendilerinden Erivan şehrini aldık. Selim el-Raşit önderliğindeki Türk ordusu bize gafil şekilde yakalanmıştı. Çevresinde Erivan şehrinden çıkıp devriye ordularla farklı yerlere dağılmaları neticesinde Selim el-Raşit ordusuyla Erivan'da mahsur kaldı. Evet, düşman bu arada görünüyor. Atlarımızı hızlandıralım biraz. Atlarımızı hızlandıralım. Atlarımız şuraya hızlı bir şekilde gelirse çok güzel olacak. Evet, okçular yerleşim aldı. Düşman ordusu Cerrahpaşa tarafından yönlendiriliyor. Karşıda okçu yok. O yüzden biz şu an için avantajlıyız. Erivan şehrinin düşmesiyle büyük bir avantaj sağladık Doğu Anadolu'da ama bu diğer destek ordularının da yok olması lazım. Hafif savaşa geçmeden kampanyamdan bahsedeyim. Ne yapıyoruz? Kuzeybatı'da Macarlarla bir savaşımız var. Tek şehirleri kaldı Budapeşte. Orayı da alıp Macarları bitirebiliriz. Batı'da Venedik. Tek başkentleri var Venedik. Onlarla da sınır komşuyuz. Orayı da alırsak İtalya'ya yolu açılacak bize. Şöyle gelelim. Okları harcamayın bakalım. Düzen alalım önce. Onun dışında Balkanlar olsun, Anadolu'nun kuzeyi olsun, Karadeniz'in kuzeyi olsun, tamamen bizim elimizde. Doğu Anadolu'da şu an bir savaş var. O da Erivan şehrini aldıktan sonra biraz rahatladık. Çünkü çevrede Türk yerleşkeleri fazla yok. Bu da ne demek oluyor? Bize doğuda ve kuzeyde büyük bir rahatlık sağlayacak bu durum. Amma ve lakin şu destek ordularının yok olması lazım. Bir tanesi burada ve gerçekten fazla güçleri yok. Evet, atlarımız şuraya hızlıca gelsin bakalım. Ondan sonra ok atışına başlayacağız. Hatta yaya okçularımızı da şöyle çekebiliriz. Siz de ok atmayın. Pozisyon alana kadar ok atmayın. Birbirimizi vurmayalım. Piyadelerimizi de böyle yavaş yavaş bir çekelim bakalım. Bu hafta büyük ölçü oyun hediyesi etkinliğinde 5 savaş yapılacak. Kesin değil. 6 yapmaya çalışacağım ama 5 savaş yapılacak. Bu üçüncüsü. Bunun dışında sanırım 2 savaş daha çekebilirim. Belli değil. Duruma bağlı. Evet, piyadelerimiz, okçularımız yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. Türk ordusu da şu an bizi bekliyor. Okçuları yok, atları yok. Güçsüz bir ordu, piyadelerden kurulu. Atlı okçuları ile arkadan saldırmayı düşünüyorum. Tam bu esnada da evet. Okçularımız yetişti. Atmayın şu an. Ok atmayın. Ok atmayın. Ok atacağınız zamanı ben size söyleyeceğim zaten. Okçularımızı şöyle yerleştirelim. Piyadeler de destek olsun arkadan. Komutanımız Evangelos da şöyle gelsin bakalım. Oyunun diğer, yani Bizans'la diğer turlarda, diğer yıllarda hedeflerim nedir? Büyük ölçü Macaristan'ı bitireceğim önce. Ondan sonra ne yaparız? Venedik'e saldırmayı düşünüyorum. Oradan İtalya'ya girelim en azından. Onun dışında Türkleri de Anadolu'dan atmak herhalde diğer hedefim olacak. Karadeniz'in kuzeyine çıkmıştım. Polonya saldırır mı bilmiyorum. Eğer onlar da saldırırsa
Ona göre de bir taktik uygulayabiliriz. Evet, artık okçularımızı göreve getirelim. Siz de gelin bakalım. Şöyle hızlıca koşun bakalım. Evet, ok atışlarımız başlasın. Atlı okçularımız, hadi 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 hadi. Atlı okçularımız da buradan atış yapsın. Komutanımız da şöyle gelsin. Tepelik arazi tamamen bizde. Onun avantajını kullanacağız. Oklayın, oklayın. Düşman zaten daha fazla. Siz ne yapıyorsunuz abi? Geri çekil, geri çekil. Düşman şu an bize Türk ordusu kalkan savunması yapıyor ama fazla bir faydası olmayacak. Patır patır zaten dökülüyorlar. Atlı okçalımız şu arkayı, komutanları Cerrahpaşa'yı oklasın. Nerede Cerrahpaşa? Evet, burada bekliyor. Bunun dışında Bizans'ta iç kavgalar yaşandı. John tahta çıktıktan sonra kardeşi Anna Komnena ile ufak sürtüşmeler yaşadı. Ondan sonra bu ufak sürtüşmeler artmaya başladı ve Anna Komnena tahtta hak iddia etmeye başladı. Bunun için kendine güçlü yandaşlar da aldı ama yaptığı şeyler başarısız oldu. Bundan dolayı kısa bir süre hapis edildi ama tekrardan ağabey tarafından affedildi. İç karışıklıklar yaşadık maalesef. Ama şu an John önderliğinde tekrardan kuvvetli bir durumdayız. Evet, Türk ordusu patır patır dökülüyor zaten. Birazdan kaçmalarını umuyorum. Eğer kaçarlarsa atlarımızı da takip edeceğiz onları. Sadece okçularla bu savaşı bitireceğiz gibi görünüyor. Aşnak bölgesi Erivan'ın biraz batısında. Çok dağlık. Biraz da böyle ovamsı bir yer. Coğrafi açıdan kuru. Bu bölgeler ama hükmetmek zorundayız. Burada Türk istemiyoruz. Çünkü Türkler Malazgirt'te maalesef devletimize çok büyük zararlar verdi. Onun dışında bir sürü saldırılar yaptılar. Bu Türk akınlarının durdurulması gerekiyordu. Şu an itibariyle zaten onları durdurduk ve avantajı elimize geçirdik. Evet, Evangelos şu an savaşı soğukkanlılıkla izliyor. Türk ordusu kalkan savunması yapıyor ama yoğun ok atışlarını karşıda fazla bir şansları yok. Birazdan ölecekler. Bizim için basit bir zafer olacak. Gönül ister ki kayıp vermeden bu savaşı kazanalım. Zaten şu anki taktiğimiz de buna gayet müsait. Çünkü Türk ordusunun saldırma kuvveti de yok. Zaten korkuyorlardı bizden. Ve şimdi de hepsi ölüyor. Komutanlarını öldürün. Evet, bir saldırı var şu an Türklerden. Nasıl cesur bir hareket ama tek başına kaldı şu an komutanları. Zırhı çok kalın Cerrahpaşa'nın ama illa bir yerden bu ok yiyecek. Onu bekliyoruz. Bir bu, evet, tek başına, evet. Türk generalini öldürmesini başardık ve savaşı da kazanıyoruz. Muharebeyi kazanıyoruz. Sayılara bakalım. Sanırım kaybetmedik eğer bir kaza kurşununa gitmediysek. Evet, temiz bir zafer. Gayet temiz bir zafer oldu. Gerçi kalabalık ve güçlü gelmiştik ama adam kaybetmeden savaş kazanmak her zaman güzeldir. Piyadelerimize fazla iş düşmedi zaten. Atlı okçularımız ve yaya okçularımız da işi bitirdik. Bu zafer ile Cerrahpaşa'nın ordusu yok oldu. Bir orduları daha var. Biraz daha doğuda. Ordumuz tam toplayıp ya oraya saldırabiliriz ya da kale veya şehir savunmaları yapacağız bölgede. Bunu Evangelos kararını verecek. Arkadaşlar, evet, bu videoda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim.
biz kampanyalarda 50. turlara geldik. Artık oyun hediyesi etkinliğimizde de bu 9. haftanın 3. savaşıydı. 5 ya da 6 savaş çekilecek belli değil. Daha önceki videolarda da belirttiğim üzere yeni seriler başlayacak. 1 Ekim'de Roma, 15 Ekim'de Attila ile sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik muhteşem seri devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.